أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فآجرني فيها وأبدلي خيرا منها صدق رسول الله ونتق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Çok kıymetli ve muhterem Müslümanlar, İnşallah bugünkü hadis dersimizde sabrın ve metanetin bir Müslüman için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden hadisi şerifleri okuyacağız. Kıymetli müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün bazı sahabilerle birlikte Medine'de dolaşıyordu. Kabristanlığın yanından geçen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evladının kabrinin başında feryat ederek ağlayan bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanmayan kadının bu halini gören Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam kadının yanına gelerek Allah'tan sakın, Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Üzüntü ve kederinden dolayı gelen kişinin Allah Resulü aleyhissalatu vesselam olduğunu fark edemeyen kadın bana ilişme, bana dokunma. Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun deyiverdi. Bir müddet sonra orada bulunan sahabiler gelen kişinin Allah Resulü aleyhissalatu vesselam olduğunu haber verince kadın üzülerek Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kapısına gelerek özrünü beyan etti. İşte burada kıymetli ve muhterem Müslümanlar aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İnnemâ sabru inde sadmetil ula. Esas sabır, sabrın gösterilmesi gereken yer, musibetin ilk karşılaşılması, bir Müslümanın musibet ile ilk karşılaştığı andır buyurarak, Müslümanın Allah katından başına gelen her türlü musibete sabretmesinin gerekli olduğunu, feryad-ı figan değil, bunların Allah'ın birer buyruğu olduğunu, dolayısıyla teslim olmasının gerekli olduğunu bizlere ifade etmiş oldu. Kıymetli ve muhterem Müslümanlar, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın da başına benzer durumlar, benzer olaylar, benzer musibetler gelmişti. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam başına gelen bu tür olaylar karşısında Müslümanların nasıl bir tutum, nasıl bir davranış içerisinde olmalarının gerekli olduğunu bizzat yaşayarak bizlere göstermiş, bizlere öğretmiştir. Şöyle ki henüz 18 aylık iken hayata gözlerini yuman biricik oğlu İbrahim'in ölümü karşısında bir baba olarak gözyaşlarını tutamamıştı. Ölenlerin arkasından feryad-ı figan ederek isyanlara ulaşan, isyanlara bulan bir takım sözler sarf ederek, üstünü başını yırtarak, yüzünü tırnaklayarak şiddetli bir şekilde ağlamayı yasaklayan Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, oğlunun ölümüne çok üzülmüş, hatta gözlerinden yaşlar gelmişti. Aleyhissalatu vesselamın bu durumunu gören
Oradaki sahabi sordu. Ya Resulallah, bu durum nedir diye sual edince Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, bu merhamettendir. Zira göz ağlar, kalp hüzünlenir. Ama biz ancak ve ancak Rabbimizin razı olacağı şeyleri söyler ve yüce Rabbimizin razı olacağı şeyleri yaparız. Ey İbrahim, biz senin aramızdan ayrılışından çok hüzünlüyüz buyurmuşlardır. Yine kıymetli ve muhterem Müslümanlar, kutlu Nebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kızı Zeynep'in oğlu ölüm döşeğindeyken hem sabır ve teslimiyet hem de şefkat ve merhamet duygularını aynı anda yaşamıştır. Şöyle ki, hasta olan oğlunun ölmek üzere olduğunu anlayan Hazreti Zeynep validemiz, babası Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e haber göndererek gelmesini istemiş. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ise kızına selam göndermekle beraber ona şu tavsiyelerde bulunmuştu. Alan da veren de Allah'tır. Her şeyin onun katında, Allah'ın yanında belirli, malum bir süresi vardır. Sabretsin ve sabrının da neticesini, karşılığını Allah'tan beklesin buyurmuşlardır. Bunun akabinde kızı tekrar haber gönderip mutlaka gelmesini isteyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanında bulunan bir takım sahabilerle birlikte kızının evine gitmiş, can çekişen çocuğu kucağına almış, Peygamber aleyhissalatu vesselamın gözleri yine dolmuş ve yine de yaşarmıştı. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh, bu nedir ya Resulallah diye sual edince Hazreti Peygamber, bu Allah'ın dilediği kullarının kalbine koyduğu merhamettir buyurmuştur. Muhterem Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her şeyin Allah'tan olduğuna, her şeyin Allah tarafından takdir edildiğine, bu olaylar karşısında Müslümanlara yakışan, Müslümanlara yarışan durumun feryadu figan etmek, isyan etmek değil, aksine Allah'ın buyruğuna, Allah'ın bizler için takdir etmiş olduğu bu tür musibetlere sabredip, bunlara teslim olup, bunlara boyun eğmenin gerekli olduğunu bizlere ifade etmiştir. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sadece mümine, sadece Müslümana ait olan şu hususu da bizlerin dikkatini çekmiştir. Allah Resulü buyurur ki, "Aceben li emril mümin, inne emrahu küllehu lehu hayır." Müminin hali ne hoştur, müminin hali ne kadar güzeldir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum, وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Bu durum sadece mümine ait, sadece mümine mahsustur. اِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرٍ. Eğer ki müminin başına bir musibet, bir sıkıntılı durum geldiği zaman da buna şükreder, فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Ve bu mümin için, bu Müslüman için hayır olur. Yine ve in asabethu darra'u sabar. Müslümanın başına bir zarar, bir sıkıntı, bir problem geldiği zaman da buna da sabreder. Fekâne hayran leh. Bu da Müslüman için hayırlı olur buyurarak hem sevinç ve neşe halinde şükredilmesinin gerekli olduğunu, yine bir musibet, bir sıkıntı anında Müslümana yakışacak olan durumun sabretmesinin gerekli olduğunu bizlere ifade etmiştir. O halde kıymetli ve muhterem Müslümanlar, başımıza gelen her bir musibetin, her bir olayın bizler için bir imtihan vesilesi olduğunu unutmayarak, bunu devamlı ve sürekli göz önünde bulundurarak Rabbimize karşı bunlar daha da ilticamızı,
Rabbimizle olan ilişkimizi daha da kuvvetlendirmesi gerekir. Rabbim başımıza böyle musibetler geldiği zaman da bunlara sabreden, bunlara teslim olan, bunlara boyun eğen o halis kullarından eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.